Şimdi geçenlerde sömestr çaldık. Heyecanla dinleyip aslında duramadık da diyelim. Sağ Fırat'tan olduğu gibi yayına verdik, daha yayınlanmadı da albüm. Ne durumda, ne zaman çıkıyor üçüncü stüdyo albümü? En son burada bırakmıştık çünkü radyo şenliğinde. Yanlış hatırlamıyorsam. 24'ünde. Salı günü. Salı, evet. Salı 24'de. Yani dijital olarak piyasaya çıkıyor. CD olarak basılmadı. İşte Spotify, iTunes falan muhtelif yerlerden. Salı öğleden sonra çıkıyorsunuz. Epey bir afroya doğru gidiş de var diyebilir miyiz? Ya ben öyle duydum. Çok da zor değil bunu söylemek, evet, tabii de. İlk şarkıda bayağı bir etkilenme var Afrika dolaylarından. Bir şarkıda daha var. Ama bütün albümde öyle vardı diyemeyiz. Evet, istemeden oldu ama. Çok güzel olmuş. Oldu. Elinize sağlık. Sağ ol. Evet, yani stüdyoda bayağı bir şeyler olmuş, onu anladık kapandığınız yerde. Evet, kapanacağız diye çıkmıştık değil mi burada? Aynen öyle. Evet, albümden 2 gün önce olsun o zaman. Çok da iyi denk gelmiş madem. Evet, dinleyici destek hattını hatırlatalım. Ayuka enstrümanları ile burada bir özel konser olacak, yine radyo konseri. 0212 alan koduyla 343 41 41'de desteğinizi bekliyoruz. Çünkü son gün, birkaç saatin içerisinde girdik ve son canlı performans da Ayuka'dan gelecek. Bu arada ne dinleyeceğiz önce? Şimdi işte yeni albümde olan Gabor isimli şarkımıza başlayacağız. Evet, yılın kıymetli zamanları, Mart ayının bir haftası oluyor genellikle Açık Radyo. İşte sıkıştırılmış bir biçimde müzisyen dostlarıyla bir araya geliyor ve canlı canlı dinliyoruz tüm bunları. Bu yeni yayınlanacak albümden Gabor. Şimdi parçalı Sömestr mı olacak albümün ismi? Evet. Öyle değil mi? Biraz bahseder misiniz, neler var? Kim, bir yenilik ya da hani konuk müzisyen? Konuk müzisyen de var. Ya albümün en önemli olayı bizim için daha değişik bir kayıt tecrübesi oldu. Yani biz stüdyo girmeden önce hiçbir materyal olmadan girdik
stüdyoya. İşte bir hafta kadar sürekli kaydettik ne çıkarsa diye. Bir sürü kayıt yaptık. Sonra bunlardan işte editledik, kestik, biçtik. Şarkıları öyle oluşturduk. Yani önce çalıp şarkıyı sonra yaptık. Böylece ortak olmuş oldu tabii. Evet. Birlikte çalmış olduk. Güzel bir havası oldu. Hoşumuza gitti yani. Hı hı. Konuklar dedin, konuk, ben dedim, sen de tamam. Evet, konuk Nijerya'dan Orlando Julius isimli saksafon. Orlando Julius gelmiş. Evet, çok güzel abi. Geldiğinde bir günde biz alıkoyduk onu. Çok güzelmiş. İki şarkıya eşlik etti bize. O Afrika olanlarda tabii. Evet, evet. Onlarda Orlando Julius vardı yani. Evet. Çok güzelmiş. Evet, bir sürprizi var. Nasıldı peki muhabbeti, çok merak ettim. Orlando, çok iyiyim. Çünkü biz istedik konuşmak. Çok zordu yani, kısıtlı zamanda çok iyiymiş. Çok sevdik, çok kaynaştık kendisiyle. Çok sıcak bir gerçekten insan. Gerçekten sıcak. Bayağı iyi bir noktada ya, güzeldi. Evet. Bu Nijerya müziğinin üstadlarından bir tanesi aslında. Evet. Yani hani ve tamamen türler arası aslında yapıyor olduğu şey. Yani reggae de var, soul da var, afrobeat'in en damarı da var filan. Böyle sanki böyle müziğin tanımlanmasından önce işi bitir, yani işi başlatmış insanlardan. Evet, güzel denk geldi yani, bizim de tesadüfen afro yapmış olduğumuz bir dönemde onunla denk düştük. İyi oldu. Çok iyi. Orlando'nun yanına kim gelse şimdi muhtemelen sürüp kalacak ama tek konuğunuz muydu Orlando Julius? Perküsyon bayağı ağırlıklı albümde. Güney Güver isimli arkadaşı. Zaman zaman konserlerde de birlikte çalıyor. Stüdyoda o da vardı yani. O üste kaydetme şeklinde değil. Zaten birlikte şarkıların yapılmasında da o vardı. Başka? İKSV'ye Orlando'yu getiremediğimiz için şey vardı. İlhan Erşen. İlhan çaldı. O da bayağı iyi çaldı ya. Bir yandan böyle bir aklımızda kalıştı. Evet, hep tesadüfler. O gün de onun İşte başka bir konseri varken konserden önce gelip bizim o şarkılarda kaldı. Düşünsek olmazdı. Tesadüfler. Denilecek gibi, evet, tesadüfler. Çok güzelmiş. Evet, peki Sömestr albümü 2 gün sonra yayınlanacak. Bekliyoruz. Destekleri de bekliyoruz bu arada. Radyo 12. Radyo Şenliği içinde Özgür Yılmaz, Altan Sebük'teki Ahmet Kuvvelican, Tezer'den Ayuka performansı canlı yayında. Az evvel Gabor'du, şimdi 2. albümü mü dönüyoruz? Evet, şimdi Kiracı Odalarından. Hatır için. Hatır için. Tamamdır. Thank you.
Evet, Ayuka ile beraberiz 12. Radyo Şenliği'nin son gününde. Şimdi Eskişehir'de kurulmuş ekip Ayuka, dinleyiciler için her seferinde tekrar etmek gerekiyor galiba. Biz radyo şenliklerinden en azından bol bol görüştüğümüz için senede bir hep böyle bir yabancılaşma oluyor en başta, ama söylemek gerek. 10 yılı aşkındır aslında, denebilir mi İstanbul, evet, sahnesinde olduğunuz aslında? İstanbul, yani 2000'de başladık grup olarak. İstanbul'a da işte ondan bir iki sonra Eskişehir'den 12, bir ikisi. 12 sene İstanbul'da. Evet. 12 senedir İstanbul'da, evet. Şey düşündüm, yani mesela eğer yurt dışında konseriniz ya da turunuz vesaire olduysa da bilmiyorum. Bu biraz Ayuka'ya konusunda şaşırtmıyor beni. Yani bunu bilmiyor olmak. Çünkü biraz böyle sessiz ve şey gidiyor hani. Derinden gidiyor. Bu genel eğilimin tersine gibi sanki. Yani insanlar genellikle ne varsa hani ortaya dökmek ve bunun iletişimini yapmak için de ciddi bir mesai harcıyorlar. Ayuka sanki özellikle müzik mesaisi harcıyormuş gibi. Böyle bir yanlış bir tespit midir? Ne dersiniz? Yani bunu planlayarak yapmış değiliz. Eminim. İlk başta spor kulübü olarak kurulmuştuk Ayuka. Yani. Yani niye öyle oldu? Oraya geldi. Niye öyle oldu? Biz aslında ilk albümde bir gaza gelmiştik aslında, ama sonra askerlikler oldu. Bir şeyler oldu. Araya aralar girdi falan. Biz daha çok stüdyoda olduk. Evet. Orada böyle bir şey oldu. İyi oldu yani aslında. Yani daha çok müzik yapmaya kanalize olduk. Acele etmedik fazla. Gerçekten içimize sinen bir şeyler oldukça paylaştık insanlarla. Çok fazla promosyon olaylarına da girmedik. Niye girmedik? Yok, aslında şu yüzden sordum hakikaten. Yani yapıyor olduğunuz müziğin yani global bir karşılığı var aslında bakarsanız doğrudan. Ha, yani teşekkür ederim. İltifat olarak aldım. Ciddiyim yani şey olarak. Orijinallik olarak yani. Dolayısıyla hani uluslararası izleyicisi illaki vardır ve bu da konserde getirir diye düşündüm. Kendim yani çok fazla sordum. Olmadı. 3 kere çıktık. Fransa, Almanya, bir de Brezilya. São Paulo. Bunlar da iyiymiş aslında. Aslında kulağa iyi geliyor ama 10-12 sene, 15 sene için 3 kere biraz az tabii. Seneye de turnelerinizi konuşuruz umarım diye. İnşallah. Öyle bir şey ortaya atmış olalım burada. Şeyi merak ediyorum bir de. Parçadan hikayeleri oluyor muhtemelen. Bu da en sinir bozucu sorulardan biri. Normalde. Ama hep esprili bir yandan. Mesela Gabor neydi? Gabor. Gabor Arıcan'ın kedisinin adı. Afro diye değil. Afro. Yok. İsimlerden değil. O isimler zaten ayrı bir maceraydı. O enstrümantal şarkılara isim bulmak İlginç oluyor. Dur bir dakika, bunu konuşmuştuk galiba zaten yayında geçen sefer, yanlış hatırlamıyoruz. İşte yani aslında kayıtları biz yaparken şey yapmadık, böyle bir düşünce, bir atmosfer. Gabor'u anlat, şimdi Gabor'u anlatacak bir şarkı yapalım diye yapmadık. Yani aslında şarkıları böyle doğaçlama kaydettik, her bir şarkı 20 dakika, 40 dakika, oradan editledik. Sonra isim koyarken hani bir şekilde işte yani bir şeyler, o şarkının hissettirdiği bir şey, andıracak, çağrışım yapabilecek bir şey. Onun sesi işte. Gabor'un karakterine uyuyordu, o Gabor oldu. Peki Namık kim diye sorayım o zaman bir sonraki parçayı. Namık farklı öyküsü. Namık o abi. Namık abi şey, Eskişehir'de Porsuk çayı vardır. Onun kişileştirilmiş hali. Namık abi o yani. Fab. Porsuk şey. Fabo tarzında. O sözler. Porsuk çayının ağzında. O zaman dinleyelim. Bakmayın, manzaramı kapatın.
Evet, Ayuka'dan bir Porsuk türküsü dinledik. Namık. Bu arada Özgür Yılmaz, Altan Sebüktek, Ahmet Kuy ve Alican Tezer enstrümanlarıyla meşgulken arayan iki dinleyicimiz oldu. Buradan monitörden kopya çekerek söylüyorum. Onlara da teşekkür edeyim. Şimdi saat 5'e yaklaştı. Son bir parçaya geçeceğiz ama şeyi de düşündüm bu arada. Bu 20. yılı da Açık Radyo'nun işte yerel, yatay ve yavaşça diye bir sloganımız var. İşte Fransa, Almanya ve Brezilya turnesi dışında yerelde kalmış ve alttan alttan devam eden Ayuka'ya da kavramsal olarak da epey yakın olduğumuzu düşünmedim değil. Hakikaten çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Var mı söylemek istediğiniz destek projesiyle ilgili son olarak? Ya biz bu projenin içinde yer almaktan çok memnunuz. Birkaç kere gelmiş olmaktan çok memnunuz. Bizi çağırdığınız için çok gurur duyuyoruz. Açık Radyo'yu da çok seviyoruz. Evet. Evet, aslında Açık Radyo projesinin bir parçası. Ayuka zaten yılda bir buradasınız ama daha sık radyodasınız. Onu evet. Arada belki kulağınıza da çalınıyordur. Çok sağ olun bir kere daha. Son iki parça mı yoksa? Vakit varsa iki, yoksa vakit bir. Vardır. Var mı? Evet. Evet, desteklerinizi bekliyoruz. O zaman acaba. Acaba ile başlıyor Ayuka. 0212 alan koduyla 343-41-41. Yayındayız. Ayuka performansının ardından ufak bir aramız olacak. Sonrasında Yarsan Sağlam ve Ömer Madra burada dinleyici desteğin son gününde desteklerinizi isteyecekler. Ayuka'nın bir parçası daha vardı. Benim biraz tez canlımdan oldu. İstemiyorsan gidelim ya. Aşk olsun. Ne demek? Yok.
tabii ki istiyoruz. Ben bir an daldım aslında parçadan kaynaklı. Şimdi ne kaldı geriye? Tek Teker. Tek Teker. Bu da yeni çıkacak olan albümden. İyi de oldu. Bir kere daha hatırlatalım. Sömestr'ın iki gün sonra yayınlanacak olduğunu Ayka'nın üçüncü albümü. Evet, Tek Teker de bu albümde duyulabilecek. Evet. Peki. İşte. Forces of evil. Forces of evil.